sonra öbür tarafta Hindistan var. Hindistan. 450 milyon nüfusuyla çok kalabalık bir insan kitlesi halinde Hindistan var. Onların da dini, inancı Brahmanizm, Budizm diye bir Buda, Buda ismindeki bir insana bağlanmışlar. Buda, Budha yazı şeklinde yazılan ve ismi bu olan bir adama ve o adamın ortaya koyduğu batik, saçma, gülünç, ahmak, aptal bir nizama tabi olmuşlar. Buda, Buda dinine tabi olmuşlar. Ve o Buda ismindeki adam sığırları, inekleri, öküzleri kesik yememiş diye, o sığırlara, ineklere dokunmamış diye halen Hindistan'da açlıktan sürüm sürüm sürünen bu Budistler, Brahmanistler, bu Buda'ya tabi olan 450 milyon insan o sığırları katiyen yemiyorlar, inekleri kesmiyorlar, öküzlere dokunmuyorlar. Hindistan'ın Yeni Delhi'nin ortasında o sığırlar temiz, böyle toklu bir vaziyette salla baş, orta yerde gezip duruyorlar. Bütün millet o ineklere, öküzlere selama durmakta devam ediyorlar. Hindistan'ın durumu bu. Hatta bundan 3 sene evvel bende bizzat gazeteden kestiğim bir mühim bir haber var. 3 sene evvel vaki oluyor. Bende var mevcut. Ankara'da Hindistan Başkonsolosluğu var. Hindistan Başkonsolosluk. Bir bina. Büyük bir bina. O binanın da çok güzel bir bahçesi. Hindistan Başkonsolosluğu. Güzel bir bahçesi var. Çiçekler, efendim, otlar, yeşilliklerle süslü, çok güzel, yemyeşil bir bahçe. Artık muziplik olsun diye, yaramazlık olsun diye, birisi iki tane inek getiriyor, iki tane sığır, Hindistan Başkonsolosluğu'nun kapısı içeriye sokuyor. Hayvanlar bahçeye giriyor. Orada çayırları, çiçekleri, çimenleri yemeye başlar başlamaz o başkonsolos, o amirler, Hindistanlı amir, memur, başkatip, konsolos, gülmem ne, hepsi geliyor, ineğe karşı selama duruyorlar, o ineklere katiyen dokunamıyorlar. 3 sene Ankara'da, Ankara'da. Ve o bahçeyi tarumar ediyorlar, çiçekleri paramparça ediyorlar, inekler kendi rızasıyla konsolosluğun bahçesinden çıkıncaya kadar hiçbir Hindistanlı o ineklere dokunmuyorlar. Dinlerinin icabı değil. Bu da isminde serseri bir adam çıktı. Onları kandırmış, din namına hala peşinden sürükleyip gidiyor bu da. Öyle sapıklıklar meydana gelmiş ki, senede 3 gün Hindistan'ın ortasından akmakta devam eden Ganj nehrine giriyorlar, Ganj nehri. Bu da demiş ki, bu Hindistan'dan geçen Ganj nehri, ırmak nehir, bu nehir doğrudan doğruya cennete akıyor demiş. Senede 3 gün zengin, fakir, bütün Hindistanlı, anadan doğma kadın erkek çırılçıplak o Ganj nehrine girip yıkanıyorlar, günahlarımız yıkandı, hepimiz cennetlik olduk zannediyorlar. Hala şimdi dünyada böyle. Hindistan'da amirinden memuruna, devlet başkanından bilmem hamalına kadar ölen olursa, tabi ölüyorlar, ölür ölmez onun cesedini yakıyorlar, bir avuç gül meydana geliyor, cennete gitsin diye o yaktıkları cesedin külünü götürüp nehire döküyorlar, nehir cennete götürüyor onları. Hindistan. Korkunç bir şey. 1399. Hicri senede dünyanın haline bakınız yani.